Benim de ne var o? Tavukla. Ölmüş galiba. Tavukla. Tüh. Orada derin orası. Yok, çırpınıyor. Köpek nerede? Köpek bir şey olmadı artık. Ah baba ya, canını da tehlikeye attı. E bu tavuklar nereye getiriyor? Şu bahçeye atsın ya. Köpek gidiyor. Ya köpek gitti. Şu bahçeye atsın ya, nereye köpek getiriyor ki? Bahçede zaten bu. Tamam anne, ne olduysa şu oldu artık. Atsaya. Getiriyor işte. Eve mi çağıracağız? Köpek oralarda geziniyor orada. Çok kötü ya. Babam ağrıyor. Babam ağrıyor. Babam orada nasıl atlıyor nasıl? Bir renk kim bu? Bir daha çok iş. Ha, şurada da bir adam var bak. Kuş kokuyor. Her şeyde aşırı derecede hassasın. Onu otur bak. Buraya. Gel bak. Gel. Yürüme gel. İçeri girmeye gerek. İnsan gibi, çocuk gibi ağlıyor buraya geldiğim zaman. Haykırıyor böyle. Çünkü tabii şuraya kadar çıkmış sen. Senin çıktığı yer belli. Senin çıktığı yer belli. Daha ne kadar gelmiş. Yani. Yürün. Çok etkileniyor. Çok korkuyor. Çok korkuyor. Hala stres içinde. Damatla beraber kızlarımla şeye gitmiştik. Kuşburnu toplamaya. Kırcılar tarafına baktık. Hava karardı. Siyahlaştı. Dedim kuşburnu kalsın. Biz canımızı kurtaralım. Eve canımızı attı. İşte arabayı garaja çektik. O arada başladı doluyla karışık yağmur. Fakat yavaş yavaş bu alana, gördüğümüz alana doğru sular yükselmeye başladı ama benim gözüm tabii hayvanlarım da, köpeğim de. 40-50 senedir ben hayvan beslerim, yani köpek beslerim. Biraz daha merakım da var. Ondan sonra camdan bakarken biraz içime korku düşmeye başladı. Çünkü kümese doğru yaklaştı su. O arada şu çayıda açılan yüzün dışarıya verdiler Tosi yolunun giderlerini. Oradan suyun girdiğini görünce artık panikledim ben. Hiç düşünmeden bir de şey aklıma geldi. Bozkurt'ta olan hadiseli adam arabasını kurtarmaya gidiyor. O arada kendisini de selalıyor gidiyor. O gözümün önüne geldi ama ben de onlardan biri olayım bari dedim. Hiç düşünmedim çünkü su çok yükseldi. Aşağı indiğim zaman şeyden bağırıyorlardı apartmandan. Hocayı sel götürecek, hocaya sahip olun falan bağırıyorlar böyle apartmandan. Adam gidiyor, adam gidiyor falan. Beni el sallıyorum böyle ama onlar beni hani boğuluyorum, kurtarın anlamına şey yapmışlar. Daha firyatla çoğaldı. Derken şu alana doğru geldim de göğsümün şuraya kadar su bastı, geldi. Ama yürümekte de zorluk çekiyordum artık. Su artık beni bu tarafa şey yapıyor. Çünkü o ağızdaki o açılan gedikten, çaydan gelen su çok şiddetli şekilde akmaya başladı içeri doğru. Gövde 2-3-4 gövde büyüklüğünde. Oradan zor zor sürünerek geldim işte. Önce köpeğimi kurtardım, şeyini çezdim işte zincirini falan. Salıverdim, şuradaki toprağa gitti. Civcivleri kurtarayım dedim. Yukarı çıktım, baktım köpek kendini bir yere atacak. Beni de göremeyince ya çaya atacak ya suyun içine boğulacak gidecek. Tekrar indim bir daha, buradan kucağıma aldım işte. Eve götürdüm falan. Civcivleri, tavukları aldım kucağıma götürdüm.
Ben şimdi burada ölümü falan hiç düşünmedim. Bu hayvan bizim Allah'ın bize emanetleri yani. Hani biz Allah'a emanetiz, onlar da bize emanet. Ne olursa olsun kapında hayvan besliyorsan önce onun karnını doyuracaksın, sonra kendi mideni dolduracaksın. Benim şeyim budur, prensibim. Şimdi sabah mesela kalktığım zaman önce bu hayvanların temizliğini, karnını doyururum, temizliğini yaparım. İçim rahatladıktan sonra giderim kahvaltımı yaparım. Sabah sporlarımı yaparım, halen devam ediyorum, gezi, yürüyüş falan. Ben camdan seyrediyorum, su yükselmeye başladı. Ben artık karar verdim kendi kafamda, ne olursa olsun dedim, bu köpeğimi, tavuklarımı kurtarmam lazım, civcivlerimi falan. Çünkü onların sevgisi bende aynı çocuklara gösterdiğimiz sevgiden bir farkı yoktur. Hiçbir şey düşünmeden suya atladım, su göğsüme doğru yaklaştı. Yaklaştığı zaman feryatları duydum. Eğer hakikaten geldiğim zaman, çok affedersiniz, çocuk gibi ağlıyordu. Öyle bir hıçkırarak ağlıyordu ki, yani çocuk gibi böyle nasıl tarif edeyim? Tarifi imkansız, yüreğim parçalandı. İşte boynundan tasmasını zor sıyırdım. Kapısını açtığım zaman tam gırtlağına kadar gelmişti artık. Gözleri falan irilmiş. Olmak üzereydi. Allah'a şükürler olsun bin kere. Bana cesaret verdi Rabbim. Çubuğuna su karışmamış. Siyah olmuş.